Merhabalar, benim adım Kseniya Mayakova. Rusya'da yaşayan ama Türkçe konuşan bir Rusum. Rusça derslerimize devam ediyoruz. Bugün hem Rusça'da hem Türkçe'de tamamen aynı gözüken ama aynı zamanda o kadar da bir farklı olan sözlere bakacağız. Rus alfabesi dahil Rusça bilginiz olsa bile bu sözleri zaten bildiğinizi düşünüyorum. Aman aman anlamlarını ezberlemeden sakın kullanmayın. Sizin kafanızda benimki de hiçbir şey karıştırmasın diye Türkçe sözlerinden başlayalım. Ondan sonra Rusçalarına geçeriz, tamam mı? Hazırsanız başlayalım. Ad, imя. Ad, isim demek. Rusça'da ad sözü olmasın mı? Ad, cehennem. Ad sözü de var. Ad, лошадь demek. Baba, отец. Evinin, eşinin ve çocuklarının gönül kahramanıdır. Canlarına can şahı damarıdır. Baba, отец demek. Rusça'da da baba sözü var. İlk A harfi vurgulu. Baba sözü ise Rusça'da köylü bir kadın demek. Ama bu eski Rusça'dan geliyor. Şu an bu sözü çok fazla kullanmamanızı rica ederim. Çünkü biraz kaba, argo. Mama. Питание младенцев, я да корм для животных. Rusça'da iki farklı anlamı oluyor. Ama eminim ki biliyorsunuzdur, Rusça'da mama sözü kullanılıyor. Mama anne demek. Saray. Saray, дворец. Rusça'da ne olabilir? Hayatta tahmin edemezsiniz bilmiyorsanız. Tahıl ambarı ya da depo. Düşünsenize Türkçe'de çok görkemli bir saray hayal ediyorsunuz. Rusça'da ise tam tersi bir şey oluyor. Durak, остановка demek. Otobüs durağı da ona diyebiliriz. Rusça'da ise durak, aptal, budala, salak demek. Anlamları acayip farklı değil mi? Kravat, галстук. Rusça'da kravat sözü var. Kravat demiyoruz. Orada yumuşatma işareti var. Kravat. Yumuşak söylüyoruz onu. Kravat yatak demek. Türkçe bardak sözü Rusça'da stakan anlamına geliyor. Bardak, stakan. Rusça'da da bardak sözü var. Dağınık demek. Benim annem mesela odama geldiğinde seni odan neden dağınık diyor. Tamam değil mi? Ben de diyorum ki annem burada bardak falan bir şey yok. Тут нет бардака. Tabak, тарелка. Rusça'daki tabak sözü ise tütün demek. Patron, начальник. Rusça'daki patron sözü fişek, kurşun demek. Bal, мед. Rusça'daki bal sözü ballo demek. Ama eğer bal sözünde iki defa el harfini kullanıyorsak bal demek. O da puan anlamına geliyor. Bal, ballo, bal, puan. Rusça çok karmaşık bir dil değil mi? Ama o kadar zor değil. Top, мяч. Rusça'da ise top, askılı bluz demek. Şimdi ise emir kipi kuralına geldik. Birkaç fiile bakacağız. Bak, Rusça'da smatri demek. Ama Rusça'daki bak sözü varil demek. Kal, останься. Ama Rusça'da kal dışkı analizi demek. Gel, подойди. Rusça'da ise gel, jel demek. Son, конец. Rusça'da ise son, rüya, uyku demek. Türkçe mal, Rusça tavar. Rusçadaki mal sözü ise küçük demek. Kazak, sviter. Rusçada ise kazak sadece bir millettir. Kazak, kazaklar. Kaban, kurtka. Bizde ise kaban, yaban domuzu demek. Master, magistratura. Tekrar söyleyeyim Rusçasını isterseniz. Magistratura. Rusçada ise master. Ya harfi var orada. Master, usta demek. Pastan, торт, пирожное. Bizdeki pasta, pasta değil.
makarna ya da macun demek. Mesela diş macunu. Zubnaya pasta. Karga, voron, varona. Voron erkek kuş oluyor. Varona dişi kuş. Rusçada 3 tane cins var biliyorsunuz değil mi? Kadın, erkek, bir de nötr. Rusçada karga sözü cadı ya da yaşlı kadın anlamına geliyor. Kot, cinsi, cinsi ve tkan. Tkan bez demek, tkan. Rusçada ise kot, kedi demek, erkek kedi. Koşka ise dişi kedi demek. Onlar bunları nasıl uzaktan ayırt ediyorlar diye soruyorsunuz, ben de bilmiyorum. Buna bir koşka, buna bir kod diyoruz. Sır. Sır, secret demek. Rusçadaki sır sözü ise peynir anlamına geliyor. Çok acayip değil mi? Bayan, женщина. Rusçada ise bayan, Rus akordeonu demek. Şimdi bir tık daha dikkatli olmanızı isterim. Türkçedeki halat sözü Rusçada kanat demek. Rusça halat sözü bornoz anlamına geliyor. Türkçedeki kanat sözü ise krilo demek. Rusça konuşulan ülkelerde balık omurguya yakın bir et parçası demek. Daha çok dana eti ve domuz eti için kullanılıyor. Sanırım Türkçedeki et posası gibi bir şey olur. Bana da onun tam karşılığını yazarsınız. Ben de öğrenmiş olurum ve çok sevinmiş olurum. Teşekkürler şimdiden. Ve grubumuzun son kelimesine geldik. Karakter sözü. Aslında bu sözün eş anlamlısından bahsetmek isterim. 3 harften oluşuyor ve ilk harfi ha. Rusça anlamına ise kendiniz sözlükten bakın, tamam mı? Arkadaşlar, bu videoyu birkaç defa izlemeniz lazım, yoksa kafanız karışacak. Ben videonun senaryosunu yazarken emin olun böyle beynim patladı benim. Rusça sözlerle devam edelim. Kaza. Kaza keçi demek. O harfi yazıyoruz ama A olarak söylüyoruz. Türkçedeki kaza sözü ise avare anlamına geliyor. Sandali, sandalet. Sandalye sözüne biraz benziyor değil mi? Sandalye sözü ise stul demek. Arka, kemer takı, zafer takı demek. Türkçedeki arka, arkası, bir şeyin arkası, zadnye ças predmeta demek. Kol, ruka, rukav. Türkçedeki kol sözü ise kazık anlamına geliyor. Rusçadaki yazık sözü dil demek. Hem insanın organı hem de bizim konuştuğumuz diller. İngilizce, Rusça, Türkçe vesaire. Türkçedeki yazık sözü ise jalis demek. Tuz, az kartı. Türkçedeki tuz ise bizim sol oluyor. Kum, vaftiz baba demek. Aslında dini bir terim değil. Akrabalarımızı belirtmek istediğimizde onu kullanıyoruz. Gelin, damat sözleri gibi. Vaftiz babası varsa vaftiz annesi de vardır değil mi çocuğun? Onun adı da kuma. A harfi ekleniyor. Türkçedeki kum, Rusçadaki pisok oluyor. Oda. Edebiyattaki od. Oda ne demekmiş diye sorarsanız, dörtlükler halinde yazılan bir şiir türü. Bizim oda sözü Türkçedeki odaya benzemiyor mu? Oda komnat anlamına geliyor. Para, çift. Türkçedeki para sözü ise dengi demek. Başka ya da galava, daha edebi bir söz, baş demek. Türkçede ise başka, drugoy, diğer anlamına geliyor. Kabak, meyhane. Türkçedeki kabak sözü ise bizim tıkva oluyor. Spor, tartışma. Rusçadaki spor sözü ise spor demek. T harfi düşüyor. Rus kültüründe yaygın yer alan bir söz. Sanki, kızak. Türkçede ise sanki, slovna, butta anlamına geliyor. Slovna, butta. Rusçadaki baran sözü koç ya da koyun anlamına geliyor. Türkçede ise bu bir erkek ismi. Arkadaşlar, benden size dostça bir tavsiye.
adınız Baran ise Rusya'ya ya da Rusça konuşulan ülkelere gelirsiniz, lütfen ikinci bir isim düşünün kendinize. Ya da Rus bir isim bulun ya da kendinize bir lakap oluşturun. Çünkü burada olmaz bu işler. Sizinle dalga geçmesinler ne olur. Rusçadaki bank sözü Türkçedeki banka sözüne denk geliyor. Türkçedeki bank sözü bizim skameyka sözümüz oluyor. Duman, duman anlamına gelmiyor. Tuman, siz demek. Duman ise dım. Arkadaşlar benim için çok zor bir videoydu. Çünkü sözler çok kolay ama gerçekten insanın aklını karıştırır. Önceki videomuzu izlemediyseniz lütfen mutlaka izleyin. Çünkü orada yazılışı ve söyleyişi açısından neredeyse tamamen aynı sözlerden bahsetmiştik. Bu video artık cebir düzeyi diyelim, tamam mı? Ben de sizlere paka paka diyorum. Yeni Rusça videolarımızda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu videoyu birkaç defa izleyin. Bir iki değil defalarca izleyin. Ve tüm sözler aklınıza kalacak. Ve onları hayatta siz karıştırmazsınız. Görüşmek üzere.